5 Haziran 2065. Ozon tabakasındaki delik giderek büyüyor. Bugün UV indeksi 40'ı gösteriyor. 50 yıl öncekinin 4 katı. Artık gündüzleri dışarıya çıkamıyoruz. Salatalıklarında sonunun geleceğini söylüyorlar. Sanırım bu son salatalığım. Ne yapmak lazım acaba? Onu nasıl korusam? Onu bu kapta saklasam iyi olacak. Neyse ki bunların hiçbiri olmayacak çünkü neyse ki şu kadın var. Susan Solomon. Yanında duran dünyanın neden ters olduğunu birazdan anlayacaksınız. Çoğumuzun adını bile duymadığı Solomon işte bizi o apokaliptik gelecekten kurtaran bilim insanlarından biri. Özellikle 1980'li yıllarda sürekli televizyonlarda çıkan şu haberlerden bahsediyorum. We'll be back with ozone in the news. 3 October, a hole appears in the ozone layer over the South Pole. Enormous hole in the stratosphere. Unintended consequences. The protective ozone layer is being threatened as never before. Ultraviolet radiation. Of UV radiation. Hole in the ozone shield. Can lead to things like skin cancer and cataracts. We're all at risk. 198 countries signed the Montreal Protocol. Ozone layer in the news. Belki bir kısmınız hatırlıyor olabilir, benim gayet net aklımda. Gerçi yaşımı belli ettim biraz ama o zamanlarda söylenenler artık nasıl bir travma gibi aklıma kazındıysa, hatırlamak bir yana hala deodorant sıkarken şöyle bir duraksıyorum. İşte vakti zamanında televizyonlar, gazeteler böyle haberlerle doluydu. Atmosferimizde yer alan ozon tabakası deliniyordu. Nasıl delinir? Ozon tabakası da ne? Ne işe yarar? Çoğumuz bilmiyorduk. Ama üzerinde delik açılıyorsa pek de hayra alamet değil demektir. Ozon aslında bildiğimiz oksijenden oluşuyor. Hani sürekli soluduğumuz hayatın en gerekli elementlerinden biri olan oksijen. Fakat oksijen genelde O2 yani molekül formunda bulunuyor. İki oksijen atomu bir arada. Bize hayat veren şey bu. Eğer buna üçüncü bir oksijen daha dahil olursa işte o zaman O3 ortaya çıkıyor ki buna ozon diyoruz. Tek bir oksijen bize faydalı olan O2'yi bize zarar verebilen O3'e dönüştürdü. Evet, ozon solunduğunda pek de faydalı değil. Hatta ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Adam bize dedi ki ya bunları mı içiyorsunuz dedi ya. Fakat burada öyle. Yani yeryüzünde. Yukarıda bunun tam tersi. Bizim için faydalı hale geliyor. Zaten doğal haliyle yeryüzünde pek bulunmuyor. Özellikle atmosferin üst stratosfer ve mezosfer katmanında üretiliyor. Güneşten gelen o yoğun UV ultraviyole yani mor öte ışınları buradaki oksijen moleküllerine çarpınca serbest bir oksijen ortaya çıkarıyor. Bu serbest oksijen bir oksijen molekülüne gidip 3 oksijen bir ozon oluşturabiliyor. Yine aynı şekilde gelen UV ışınları bu ozon moleküllerine çarpıp bir oksijen molekülü ve serbest bir oksijen atomu oluşturuyor. Sonra bu serbest oksijen yine gidip başka bir oksijen molekülüyle birleşiyor ve tekrar ozon oluşuyor. İşte bu bir döngü. Buna ozon-oksijen döngüsü diyoruz. Üretimle tüketim arasında hassas bir denge var. Bir ozon yok oluyor, bir ozon üretiliyor ve böylelikle atmosferde hep aynı miktarda ozon bulunuyor. Bunun gerçekleşebilmesi için UV ışınlar kullanıldığından yeryüzüne daha az UV ışık ulaşmış oluyor. Devasa bir ozon kalkanıyla kaplıyız yani. İşte yeryüzünde hayatın böyle kolayca devam edebilmesinin sebebi bu. Eğer ozon olmasaydı güneşten gelen zararlı UV radyasyonu altında gezegenimiz ve bizler kavrulurduk. Şimdi kaptınız mı olayı? Bakmayın bizi tehlikeden koruyan koca bir kalkan olduğuna, öyle olabilir. Ama aynı zamanda çok hassas bir terazi üzerinde duruyor. İşte 1980'lerde bu terazinin dengesi şaştı. Tam burada 1985'te bilim insanları ozonda %40 azalma olduğunu fark ettiler. Antarktika'da ozon tabakası deliniyordu. Dünyanın sonu geliyor gibiydi. Bu sırada genç Solomon ve ekibi hemen Antarktika'ya uçtular. Çeşitli ekipmanlar ve ölçüm aletlerini de beraberlerinde götürmüşlerdi. Sadece ozona dair değil,
atmosfere dair ölçebildikleri her şeyi ölçtüler. Tabii Antarktika'ya gittiğinizde en büyük hedefiniz soğuk ısırığı kapmamak oluyor. Ama tabii onların hedefi başkaydı. Üst katmanlara erişebilen hava balonlarıyla örnekler topladılar, ölçümler yaptılar. Bunun sonucunda Solomon ve ekibi şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Klorin oksit seviyesi beklenenden 100 kat daha yüksek çıktı. Tabii bunun ne anlama geldiğini anlamaları pek de uzun sürmedi. Klorin oksit, atmosferin üst katmanlarında UV ışınlarına maruz kalan kloroflorokarbonların, yani kısaca CFC'lerin, hadi biz Türkçe telaffuz edelim, CFC'lerin bozulmasıyla oluşuyordu ve bilin bakalım bu CFC'ler nereden geliyordu? Evet, son zamanlarda kullanmaya başladığımız o deodorant gibi aerosol ürünlerden. Buzdolaplarında, klimalarda kullandığımız bu köpüklerde de var. Her yerde var hemen hemen o yıllarda. Aslında CFC'ler gündelik hayatımızda, burada aşağıda, yeryüzündeki yaşamımızda pek de sorun yaratmıyorlar, işimize yarıyorlar. Peki ya yukarıda? Orada neler oluyor? Başıboş halde gezen CFC'ler atmosferin üst katmanlarına ulaştığında UV ışık bunu klorine ayırıyor. Sonra bu klorin ozondan bir oksijeni çalarak klorin monoksidi oluşturuyor. Ardından başıboş bir oksijen atomuna denk gelen klorin monoksit bir oksijen molekülü oluştuktan sonra başıboş bir şekilde dolaşmaya başlıyor. Sonra başka bir ozona gidip onu da parçalıyor. Ya tehlikeyi görüyorsunuz değil mi? Düzenli bir şekilde işleyen bir terazi gibi bir sisteme her yere zıplayarak ilerleyen ve her çarptığı yeri dağıtan bir şeyi eklemiş olduk. Biz bu gezegenin yaramaz çocukları olarak bir müdahalede bulunduk doğaya. Tek bir molekülün yapabilecekleri kısıtlı fakat her geçen gün daha da fazlasını ekledikçe zincirleme bir reaksiyonla ozonu yok etmeye başladık. Tabi olaylar bununla da bitmiyor. CFC'ler 100 yıldan uzun süre atmosferde kalabiliyor. Yani biz ömrümüz boyunca saçtığımız her CFC ile atmosferde giderek biriken zincirleme reaksiyonu daha da bir tırmandıran, hızlandıran bir şeye başlatmış oluyoruz. İşte Solomon ve takımı bu durumu keşfetti. Ardından doğal olarak bilim insanlarının hemen çok ciddi uyarıları başladı. Çünkü kanıtlar ortadaydı. Eğer bir şeyler yapmazsak bunun sonu hiç de iyi olmayacaktı. Tıpkı 2065'te o yaşanabilecekler gibi. Beklenen manzara tam olarak buydu. Buydu da. Ozon deliğine ne oldu? Epeydir hiç kimse ozon hakkında falan konuşmuyor. Gerçi arada bir haberleri çıkıyor işte ozondaki delik biraz daha büyüdü yok küçüldü falan gibi ama onun nedenleri başka, onu da anlatacağım. Önce neden artık pek de konuşmadığımızı tartışmak istiyorum. Çünkü kendi kişisel gündelik yaşamımızla ilgili sonuçları da var. Neden? Cevap basit. Çözüm bulduk. Bugün ozon tabakası artık iyileşmiş durumda. Yani kendini yeniledi. Peki nasıl oldu bu? İşte böyle. Bütün ulusları bir araya getirerek Montreal protokolünü imzaladık. Hepimiz. 1987'de imzalanan bu protokol ozon tabakasının delinmesine neden olan çeşitli kimyasalların üretiminin azaltılmasını hedefledi. Ve tabii ki bir takım alternatiflerine de geçilmesini. Ve bu hedeflere ulaşıldı, başarıldı. Bu sayede bugün ozon tabakası iyileşmiş durumda. Hadi canım, bu kadar da kolay olmamalı ya. En başlarda gösterdiğim şu animasyonu hatırladınız mı? Burada ozon tabakasının Eylül ayına doğru ne kadar delindiği görünüyor. Ama ben size bunu gösterirken bir şey yaptım, bir yaramazlık. Yılı gizledim. Şimdi aynı şeye tekrar bir bakalım. Ne oluyor? Bugüne doğru yaklaşıyoruz. Peki nasıl olur? 2023. Hani ozon tabakası iyileşmişti? Bunu anlatacağım ama önce eforlarımızın nasıl bir fark yarattığını konuşalım. Artık ozon tabakası incelmiyor. Yerküreyi koruyan atmosferdeki ozon miktarı son yıllarda artış gösterdi. Hole is getting smaller and smaller. Ozon tabakasının yeniden kalınlaşmaya başladığı belirtildi. Deodorant sıkarken hala tedirgin oluyorum dedim hatırlarsanız. Çünkü bizim nesil bunu kişisel olarak algıladı. Kişisel. Çevreyle ilgili problemler de bize böyle kişisel bir görev düşüyor. Burada kişisel kelimesinin K harfini özellikle vurguluyorum. Çünkü az sonra bunu akılda kalıcı basit bir kısaltmaya dönüştüreceğim. Aslında çoktan dönüştürdüm bile. Kap. Sadece gezegenin değil, bizim yaşamımızda da karşılaştığımız problemlerin çözümünde bu kısaltmayı aklımıza adeta
kazımalıyız. Buradaki ilk harf, K harfi kişisel demiştim. Sürdürülebilirlik konusunda ben ne yapabilirim? Doğru kaynakları nasıl doğru şekilde kullanabilirim? Montreal protokolünden bahsettim ya, işte onu mümkün kılan şeylerden biri neydi biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey çünkü. O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Ronald Reagan, hani eski aktör ve kovboy. Ve İngiltere'nin başbakanı da Margaret Thatcher. Bak şimdi, Amerika Başkanı Reagan cilt kanseri nedeniyle tedavi gördüğü için UV ışınlarının artmasının nelere neden olabileceğini bizzat kendisi kişisel olarak tecrübe ediyordu. Öte yandan Birleşik Krallığın başındaki Thatcher kimya eğitimine sahipti. Yani o da bu atomların birleşip ayrılarak neler yapabileceğini gayet iyi anlıyordu. Neler olabileceğini anlayan bu iki lider adeta bütün dünyanın seyrini değiştirdi. Tabii beraberinde toplanan diğer dünya liderleriyle birlikte elbette. Ama işte problemin kişisel olması. Eğer problemi kişisel olarak hissederseniz çözümün de bir parçası olursunuz. Peki bu prensibi gündelik hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Gündelik hayatımızda en çok kullandığımız şeylerden başlayarak mesela cep telefonları. Bunlar kullandıkça eskiyor. Eskiyince kenara kaldırıp atmak içimize sinmiyor. Bir şey olmadı. Zaten elektronik atık haline gelmesini de istemiyoruz. Ozon tabakası gibi yenilemenin bir yolunu bulmak gerek. Onu da bu videonun sponsoru EasyCep yapıyor. Telefonunuz eskidi ve öylece kenara mı kaldırdınız ya da atmayı mı düşünüyorsunuz? Bunun içindeki şeylerin çoğu artık geri dönüştürülebilen parçalar. Bunu satmak isterseniz EasyCep size eski telefonlarınız için gayet güzel bir teklif sunuyor. EasyCep, Türkiye'nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi. Ticaret Bakanlığı tarafından yenileme merkezi olarak yetkilendirilmiş. Kullanılmayarak çekmeceye atılan ya da bir üst modele geçmek için satılmak istenen telefonları değerlendiriyor ve yenileyerek uygun fiyatlarla sunuyor. Bunu da 12 ay taksit, 12 ay garanti ve 14 gün içinde iade seçenekleriyle sağlıyor. Eski telefonlar için değerinde teklifler veriyor. Veri güvenliğini sağlamak için de satılan bütün ürünlerin verileri kalıcı olarak siliniyor. Yenilenmiş cihazların elektronik atık miktarını azalttığını da düşünecek olursak hem tasarruf etmiş hem de geleceğimiz için ufak bir adım atmış oluyoruz. Sürdürülebilir bir tüketim alışkanlığı kazanıyoruz. Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar gibi cihazların yenilenmesi için kolay bir yol sunan EasyCep ile ilgili bilgileri ve en güncel kampanyaları açıklamalar bölümündeki bağlantıda bulabilirsiniz. İşte bunlar bizim kişisel olarak yapabileceklerimiz. Bu kap kısaltmasını ben aslında Dr. Solomon'un bir konuşmasından çıkardım. Kendisi çözümün 3 basamağı olduğunu söylüyor. Kişisel olması, algılanabilir olması ve pratik olması. Kişisel çünkü hepimizi ilgilendiriyor. Algılanabilir çünkü NASA işte böyle uydu görüntülerini gözlerimizin önüne seriyor. Pratik çünkü sebebi basit. CFC'leri kısıtlamak söz konusu olduğu zaman alternatif bir seçenek vardı. CFC'lerin yerine geçebilecek bir alternatifti bu. Bunu bulmak öyle çok fazla uzun bir süre de almadı. Bir yıldan daha kısa bir sürede bulundu. Üstelik üretilmesi de kolay. Maliyeti de düşük. Bu CFC'lerin ortadan kaldırılması öyle pek de kimseyi rahatsız etmedi. Onu üretenler hariç. Onlar bilim insanlarını KGB ajanı falan olmakla bile suçladı ama biliyorsunuz her zamanki hikayeler bunlar. Dolayısıyla biz bu alternatif çözümü hayatımıza hemen entegre edebildik. Oysa ki fosil yakıtların yerini aynı şekilde dolduramıyoruz. Alternatifleri daha masraflı. Faydalarını çok daha uzun sürelerde görüyoruz. Belki de yüzlerce yıl içerisinde. Ve genelde de kısa vadeli çözümler arayışındayız. Çünkü çoğu lider sadece kendi döneminde yaşanacakların hesabını yapıyor. Öyle 10 yıl, 15, 20 yıl sonrasının değil. İşte böyle bir çözümün yokluğu bizi bir faciaya sürükleyebilir. Bakın ben yine kaptırdım kendimi gidiyorum. Az kalsın işin ironik yanını söylemeyi unutuyordum. Yani CFC'lerin yerine pratik bir çözüm bulmuştuk dedim ya. İşte onlar da HFC yani hidroflorokarbon. Hakikaten de ozon tabakasına CFC gibi bir olumsuz etkisi yok bunların. Fakat görünen o ki bu bir sera gazı ve iklim değişikliğine katkısı var. Neyse ki 2016 Montreal protokolüne HFC de dahil edildi ve onun da kullanımı azaltılıyor. Fakat bunlar büyük bir problemin küçük küçük halkaları. Biz daha büyük adımlar atmalıyız. Belki de tek ihtiyacımız gerçekten neler olabileceğini anlayan ve sadece bugünü değil yarınları da düşünebilen liderlerdir. Ne de olsa
Solomon gibileri hep burada olacak. Bilim insanları arasından böyle liderler çıkabiliyor. Biz adını duymasak bile dünyayı kurtarmak için araştırmaya devam ediyorlar. Tıpkı adını hiç duymadığımız ama CFC'lerin mekanizmasını çözerek Nobel ödülü alan bu üç bilim insanı gibi. Neden bunların hiçbirini duymadık? Topu hep liderlere atıyoruz ama onları da biz seçiyoruz. Bu insanları tanımazsak, bilmezsek, duymazsak seçeceğimiz liderden ne bekleyebiliriz, ne talep edebiliriz ki? Ozon tabakasının yenilenmesinde bu liderlik vasıflarının etkisi de büyük oldu. Biz kişisel yaşamımızın lideri olacağız ki algılanabilir sonuçlar için seçimlerimizi yapabilelim ve pratik davranabilelim. Bak yine kaptırdım ben kendimi bu kapa. Bir şeyleri unutturmaya mı çalışıyorum acaba size? Ama siz unutmuyorsunuz değil mi? Diyorsunuz ki peki abi bir sürü şey söyledin de NASA'nın sitesinden gösterdiğin grafikteki delik yine büyümeye başlamış. Bak Eylül'e doğru Ekim'e doğru giderken büyüyüp duruyor. Buna ne diyeceksin? Diyeceğim ki o deliği biz açmadık. Doğanın kendisi açtı. İklimle ilgili konularda böyle önemli bir ayrım daha var. İnsan kaynaklı mı yoksa doğa kaynaklı mı? Şu anda gerçekleşmekte olan durumun sorumlusunun 2022'de patlayan bir su altı yanardağı olduğu tahmin ediliyor. Onun etkisi geçtikçe CFC gibi zamanla birikmediği için tekrar düzelecek. Yani doğa kendini onarıyor, yeniliyor. Biz biraz kendimize bakalım. İşte bu yüzden ara sıra böyle haberleri görebiliriz. Eğer böyle bir haberi gelecekten görüp de geldiyseniz hoş geldiniz efendim. Eğer farklı bir durum varsa ben yeni bir video yapmışımdır zaten. Aboneyseniz ve bildirimleri de açmışsanız zaten önce onu izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bu videodaki amacımsa biraz içimize su serpmekti. Elimizde insan eliyle bozulan doğanın yenilenmesi konusunda başarılmış bir örnek var. Bakın şimdi salatalık konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz değil mi? Ama ileride bir takım sıkıntıları başka konularda yaşayabiliriz. Yaklaşmakta olan iklim değişikliğinin yaşanmışını, bir çeşit demosunu gördü bu dünya. Ondan ister dersler çıkaralım, ister ilham alalım. Ama rehavete kapılmayalım, yoksa bu kap son kap olabilir.